Merhabalar TV Kayseri ekranlarına, Son Oyun Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün bandana yapacağız. İsterseniz bebekleriniz için, isterseniz kendiniz için yapabilirsiniz. Ben kendim için yaptım. Şimdi bebek için yapacağım. Bunun istediğiniz ebatta, istediğiniz endi yapabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bunda 14 tane sık iğne, yalancı sık iğne ile yaptım. Bunda 2, 4, 6, 8, 10. Bunda 10 tane ile yaptım. Bunu kendim için biraz daha ince istedim ama bebeklerin daha kalın, hani böyle oluyor ya, onlar için daha güzel. İsterseniz çocuklarınıza böyle kulaklık olarak bile olabilir. Kışın sıcak tutması için böyle yumuşacık, yumuş yumuş. Şimdi ben bunu bebek için yapacağım. Biraz daha geniş yapmak istiyorum. Kadife ipimiz. Kullandığım tığ 6 numara ama bence bunun için biraz küçük. Ben bununla örüyorum ama biraz daha büyük bir numara bence daha iyi olur. Ne yapıyoruz? 15 tane zincir çekiyoruz. Bu arada tüyleri kaşındırıyor beni. Bunun böyle biraz pasaklı bir ip çünkü bu. 15 tane zincir çekiyoruz. 1. Bunu biraz narin bir ip olduğu için çok sıkmayalım. Bir de bir defa da örün çünkü sökülmüyor. 2. Ya kötü sökülüyor. Sökülünce ip deforme oluyor, kendini bozuyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane zincir çektik. Şimdi tığımızın başında oluyoruz. Son çektiğimiz zincire değil de ondan bir sonraki, öncekine batıyorum. Sonra bunun hepsini birlikte çekiyorum. Buna çakma sık iğne deniyor. Tığın başını yine doladım. Bir sonraki zincire batıyorum. Hepsini çekiyorum. Tığın başını doladım. Bir sonraki zincire batıyorum. Hepsini çekiyorum. Böyle yumuş yumuş. Çok rahat. Günde bundan bir sürü örersiniz yaklaşık. Bence 5-6 tane rahat örülür. Çünkü çok hızlı büyüyor. Bir de çok zevkli zaten. Eli hiç yormuyor örerken. Yapıp bunları bence güzel satış da yapılabilir. Kışın. Dediğim gibi çocuklar için kulaklık sıcak tutması için. Sonuna kadar yalancı çakma sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Tığın başını doladım. Yine buraya batıp böyle çekiyorum. Tığın başını doladım. Çekiyorum, tığın başını doladım. Bu şekilde hepsini çekiyorum. Devam eden sıralarda yapmanız gereken tek şey bu. Çok 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 kolay bir model. Ve çok şık duruyor. İpi çok gösterişli zaten bunun. Ben kendim için biraz daha ensiz yaptım. Ama dediğim bebekler için biraz daha enli daha güzel. Bir de normal şeyler, saç bantları biraz baş ağrısı yapıyor. Bu çok yumuşak olduğu için bende baş ağrısı yapmıyor. Çok sıktığı zaman insanın başını ağrıtıyor. Bu arada bir zincir çektim. Yine döndüm. Hemen böyle hediye yapıp verebilirsiniz, çocuklarınıza yapabilirsiniz ya da dediğim gibi satış yapıp ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. Zaman almayan şeyler, böyle hızlı, pratik, seri üretim yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi olduğu için öneririm bunu. Çünkü çok zaman aldığı zaman insan değer de biçemiyor. Gördüğünüz gibi tek yapmanız gereken bu, çakma trabzan dönerek örüyoruz. İstediğiniz santime gelene kadar, büyükler için 50 santim ama ben şimdi bunu küçük için yapacağım. Kaç santim? Şöyle ölçmek istiyorum. 30, 40, 45, 45 santim. Ben bunu biraz daha çocuk, bebek onlar için yaptım. Şimdi bunu dikelim.
burası nasıl oluyor? Bu şekli. Bunda çok belli olmadı ama şimdi bu enli olduğu için daha güzel görünecek. Gözükecek. Şöyle şuradan bir parça almak istiyorum. Yine kendi ipiyle dikiyoruz. Şöyle kalın bir ip aldım. Kalın bir ip diyorum. Kalın bir iğne aldım. Şimdi dur şunu şöyle yapalım. İşte böyle birazcık pasaklı bir ip. Şöyle bunu içine yok edeyim. Biten parçasına. Dediğim gibi ben bunu 45 santim ördüm. Kendim için olanı 50 santim ördüm. Şimdi o şekli nasıl veriyoruz? Şurası. Her ikisini de böyle ikiye katlıyorum. Sonra bunları şöyle aralarından bu şekilde geçiriyorum. Böyleyken dikeceğiz. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Böyle dikeceğiz. Şimdi bunu şuraya bağlamadım. Dikerken şöyle bütün katlarını alalım. Hiçbirisi aşağıya kaymasın. Böyle puf 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 hemen takabilirler. Allah. Düğümleyememişim. İşte biraz böyle garip bir ip bu. İpin markasından bence. Şunu da kendiyle dikmiştim. Hiçbir şey olmadı ama bu ip daha farklı. Ben bunu pudra bir pembeyle dikmek istiyorum. Her ikisi de farklı markalar. Şunu da kendi ipiyle dikmiştim. Bir sıkıntı yaşamadım. Ama bunda sıkıntı yaşadım. Hiç fark etmez. Şimdi şöyle bir yine aynı tonlarda bir pembeyle dikiyorum. Şöyle geçiriyoruz. Ve burayı dikiyoruz. Şu aradaki katı unutmayalım. Böyle sıkıca dikelim. Bir tur daha dikeceğim. Bebeklere çok yakışıyor böyle şeyler. Tam fotoğraflık oluyor. Hem de pamuk pamuk sarılıyorlar. Şimdi bunu buraya bağlayalım. Şimdi nasıl öyle duruyor?
pokus pokus yapıyoruz. Ve ta 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 tam. Böyle pratikçe hemen örebileceğiniz bir bandana, hem de yumuşacık hem de çok gösterişli. Kadife ip olduğu için yumuşacık. Dediğim gibi bundan yapıp böyle seri üretim bir sürü, yani ben bunu günde rahat 10 tane falan örürüm. O bakımdan çok güzel, çok gösterişli. Bir de bir ipten kaç tane çıkar bundan? Bunu denemek istiyorum. Tatatatam bebekte. Kendime deneyince heyecanlanıyorum. Gel canım. Böyle. Gördüğünüz gibi bebek için ölçüler gayet güzel. Bu 45 santimdi, bu 50 santim. Biraz daha küçük büyük size kalmış. Daha enli örebilirsiniz, daha dar. Örümü çok basit. Hani burada model olarak gösterdiği yer ipin kendisi gösteriyor. Bir de şuradaki dikimi çok önemli. Onun dışında böyle çok şeker örüp hediye edebilirsiniz. Satışını yapabilirsiniz. Benim de çok sevdiğim bir şey. Bugünkü bölümümüzde kadife ipten böyle bir bandana yaptık. Bize sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Benim kendi hesabım Sonay'ın Dünyası. Burada aslında daha böyle büyük şeyler de örmek isterim ama ne yazık ki zaman yüzünden çok, bunlar bir de buradaki gördüğünüz bütün bebeklerin tarifleri benim YouTube sayfamda var, Sonay'ın Dünyası, ama bunların süreleri çok uzun olduğu için ben buradaki küçücük bir şey bile, emojiye bile mesela yarım saat sürüyor ki orada aşamalarını hazırladığım halde bunlar detaylı olduğu için çok uzun sürüyor. O yüzden ne yazık ki burada öremiyorum ama hepsinin tarifi benim YouTube sayfamda var. Örmemi istediğiniz her şeyi bana yazabilirsiniz. Benim kendi sayfam Sonay'ın Dünyası, YouTube sayfam yine Sonay'ın Dünyası. Bir dahaki programda yepyeni içeriklerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.